Necati Bey Eğitim Fakültesi önünde toplanan Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkan ve üyeleri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü için basın açıklamasında bulundu. Tüm dünya öğretmenlerinin sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği tüm dünya öğretmenlerinin birlik ve dayanışma günü. O yüzden bizler Eğitim Sen Balıkesir Şubesi olarak bugün ülkemizde eğitimin en temel unsurlarından olan öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi önündeyiz. Yıllardan beri şunu savunuyoruz. Biz bilimsel, demokratik eğitimi savunuyoruz. Herkese eşit, parasız eğitimi savunuyoruz. Nitelikli eğitimi savunuyoruz. Biliyoruz ki nitelikli bir eğitim, nitelikli öğretmen yetiştirmek de mümkündür. Bu anlamda neoliberal politikalarla bezenmiş eğitim politikaları da bundan nasibini almaktadır. Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Suat Kılıç da, Türkiye'de öğretmenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü yıllardır birikerek artan ve çözüm bekleyen sorunlarıyla karşılıyor. Öğretmenlik mesleği açısından uluslararası genel kabullerin simgesi sayılan ve dünyanın çok sayıda ülkesinde her yıl 5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü'nü Türkiye'deki öğretmenler her gün biraz daha zorlaşan ekonomik, sosyal, mesleki, özlük ve demokratik sorunlarla karşılıyor diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Uluslararası genel kabullerin simgesi sayılan ve dünyanın çok sayıda ülkesinde her yıl 5 Ekim'de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü'nü Türkiye'deki öğretmenler her gün biraz daha zorlaşan ekonomik, sosyal, mesleki, özlük ve demokratik sorunlarıyla karşılıyor. Eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretileceği yerde bu sorunların her yıl katlanarak artması öğretmenlerimizi olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Çalışma ve yaşam koşullarımız sürekli olarak zorlaşırken giderek daha fazla sayıda öğretmen farklı statülerde esnek ve güvencesiz çalıştırılarak birbirine rakip haline getirilmeye çalışılıyor. Öğretmenlerin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının çözülmediği, 300 bini aşkın işsiz öğretmenin atamasının hala yapılmadığı, TKY, İKS gibi uygulamalarla öğretmenlere asli görevleri dışında işler yaptırılarak angarya çalışmanın dayatıldığı koşullarda nitelikli bir eğitim hizmetinden bahsetmemiz mümkün değildir.